Sera Yedikapon Instagram hikayelerinde Cıstak şarkısına gelen eleştirilere yanıtlar verdi. Millet günaydın. Bir haftadır rahatsızım. Ondan dolayı çok açıklama yapamıyorum. Genel olarak da çok açıklama yapan birisi değilim sizin söylediğiniz. Herkesin kendi fikri olabilir diye ama biraz böyle fazla abartılmaya başladı. Birincisi, istediğim kişiyle istediğim tarzda şarkı yaparım. Bence bir şarkıyı dinlemek dinlememekten daha zahmet verici bir şey. Siz de istiyorsanız dinlemeyebilirsiniz. Onun için sayfalarca metinler, tweetler atmanıza gerek yok. İkincisi, mutlu şarkılar yapıyorum. Eğlenceli şarkılar yapıyorum. Bana diyorsunuz ki abi eskisi gibi şarkılar yap. Eskisi gibi şarkılar yapıyorum. Sonra bu sefer bana diyorsunuz ki abi hep aynı sözler. Kero gibiyim yani bu arada. Çaresiz, kararsız. Benim yaşım 24 millet. Benim para kazanmam gereken durumlar var. Ailemin omzundaki yükü hafifletmem gereken durumlarım var. Öyle söyleyeyim. Açık açık size. Az önce de sesini de paylaştım. Sizin cıstak cıstak Tayyip olarak adlandırdınız. Parça 84 milyon dinlenmiş. Daha çıkalı 2-2,5 aydı. Ama 1,5 yıl önce yaptığım kendi tarzında bize payımızı vereceksin. Toplam 4 milyon dinlenmiş. 2 yıl olmuş, anladın mı? O yüzden de tabii ki bana para kazandıracak işler yapıyorum bundan sonra. Türkçe rap'in nereye gitti ya da ne bileyim ben, Türkçe rap'in kurucusu, kurtarıcısı, Türkçe rap'in kılıcı ben değilim yani. Bu kadar basit. Çakal, İzole Life şarkısının bir kesitini Instagram'da Reels olarak paylaştı. Davetlisin bir gökdelen tepesine bebeğim ben. Çakal'ın yeni tarzını ise birçok insan gibi Uzi'de Central C'ye benzeterek Twitter'da göndermeli bir paylaşımda bulundu. Uzi, Central C. Çakal da bu göndermeye yanıt verdi. Çakal, biliyorum sen de beni özlüyorsun. Uzi, D ayrı. Çakal ise kendisine gelen bir yoruma TDK yazsa düzeltmezdim. Çavo'nun yazması komik geldi yanıtını verdi. Geçtiğimiz hafta sonu Sefo ve Ati242'nin de konuk olduğu Ebo Show'un ikinci bölümünde geçmişte Barbie film galasında Sefo ve Çakal arasında yaşanıldığı düşünülen kavganın detaylarını Ati242 ve Sefo programda anlattı. Ya ben dinlemek istiyorum senden. Şimdi ben tuvalete girdim. Alakasız. Bu arada şey oldu. Dediler ki çakallar geldi falan dedi, İbo ile. Dedim ki İbo varsa dedim, ben zaten İbo oradaysa ben dedim İbo'nun yanındaki adama dedim, şimdi dedim burada bir şey yapacak halim çok yok. Çok teşekkür ederim kardeşim. Sonra ben rastgele tuvalete girdim. Tuvalete bir girdim, tuvaletten bir çıktım aman okuyayım, çakalla böyle burun buruna geldim aman okuyayım, tamam mı? Böyle böyle karşı karşıya kaldık. Dedim ki ne bakıyorsun lan dedim amına koyayım, tamam mı? Hani adam yanında gelmiş. Hayır. Ben yokum orada. Orada ben yok. Sen yok, tamam. Ben döndüm, tamam. Dedim ki ne bakıyorsun lan dedim amına koyayım. Tam o sırada Özbey abi geldi. Beni dedi ki Ati dedi dur bir amına koyayım ne oluyor falan filan. O sırada çakal geldi dedi ki. Ya dedi gerçekten dedi senden dedi özür diliyorum. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum. Çocuktum dedi bilmem ne. Ben de şimdi benim karşımda Çağda böyle... Çağda bakarak mı okudu? Bana da aynılarını söyledi çünkü. Hayır. Bir şimdi dakika, karşımda şimdi böyle bir insan söylüyor. Böyle bir insan bir ben şeyler konuşunca şimdi böyle bir insana bir şey yapmak vicdansız. Benim vicdanımda yok, anladın mı? Adam öyle konuşunca ben dedim ki tamam ama okey dedim kardeşim, sıkıntı yok. Özbey abi dedim ki okey dedim baba, sıkıntı yok. Ben olayı orada kapattım. Olayın patlama noktası ben locaya gittim tekrardan. Sonrasında Sefo tuvalete gitti. Ben Sefo de anlatayım mı? Ben kendim gelene kadar ki yeri anlatacağım. Evet. Oturdum locaya, dedim ki işte çakalı gör dedim. Ya dedim çocuk şey pişman falan filan. Hı hı. Sonra Sefo'lar tuvalete gitti. Bana mesaj geldi. Acil BC'ye gel. Aynen. Şimdi sonra ben anlatıyorum. Bak. Sen anlatma, ben evet. Anlatayım. Ben de bu üçü birbirleriyle çok fena kavgalı, tamam mı? Dediler ki Özbey ile çakal. Tuvalete gidiyoruz. Sefo tuvalete gitmiş. Bilader dedim. Çocuk musunuz siz aman akım? Gelmişsiniz eğlenmeye bak dedim. Aranızdaki muhabbet halletmişsiniz. Yok dedi. Ben dedi Sefo'ya kuruğum dedi. Ben dedi Sefo ile bir yüz yüze gelmek istiyorum. Kim? Çakal, ben dinliyorum kanka. Evet, tamam. Böyle böyle tipçiler verirsen olmaz ama. Okay. O da bizim kardeşimiz. Şey, neden tek gönderdiniz çocuğu oraya? Dinle. Sonra kanka bunlar bir tuvalete gittik amına koyayım. İkisi konuşuyor gayet. Özbey, Çakal ve Sefo. Özbey yok. Bir dakika. Siz ikiniz konuşuyorsunuz. Bak, bu arada Çakal haftaya buraya gelecek. Dakika, ona göre konuş. Ben şimdi tuvalete gittim. Tam karşıdan çıktı, baktı böyle gülümsüyor, tamam mı? Ben de hani çünkü bu zamana kadar bana yapmış olduklarını hani şimdi açık burada hepsini konuşmuyorum ama çok salak saçma hareketler. Ama onların arasında harbi beef vardı bu arada. Evet. Storylerden sürekli, falan. Sürekli. Geliriz yani, oraya. Eski sevgili muhabbetlerinden falan.
sürekli oradan bu tarafa bir flex. Hiç dönmüyorum, hiç cevap vermiyorum, sikime takmıyorum. Mesaj atıyor lan. Konsere gitmişim bir yere, asansörden mesaj atıyor amına koyayım. Karım hoş geldin falan filan. Cevap vermiyorum, sikimde değil. Sor kendisine de sor amına koyayım. Tamam. O gün tuvalette gördüm karşı. Lan dedim sen kapıda arabayı görüyorsun. Pembe arabayı çekmişsin. Hangi götte dedim buraya geldi. Dedi ki bana, ben dedi her zaman herkesin hayatında hataları olur. Yanımdan da fesih falan çocuğun üstüne yürüyorlar. Dedim ki geri çekilin. Hani çocuk normal konuşuyor şu an. Geri çekilin, konuşuyoruz. Biz bununla tuvalete girdik. Konuşuyoruz. Tam o sıra çıktık. Normal konuşuyoruz. O da diyor ki ben diyor bak böyle böyle sen diyor haklısın diyor. Böyle bir çocukluk ettim diyor. Senin de vardır diyor yaptığın hataların. Eyvallah diyorum, anlıyorum falan konuşurken dışarıda bam güm bir şeyler. Tamam dışı. Öncesinde Özbey geldi. Abi geldi. Ya abi diyorum bak seninle diyorum önceden tanışıyoruz. Bana diyorum bunu yapma. O da benim üstüme gidiyor. Sonuçta onun menajeri yani. Evet. Çocuğu korumak durumunda. Öyle böyle el kol. Biz tuvalete girdik, sonra dışarıda kavga patladı. Herkes birbirine. Biz hani birbirimize bir vuruş olmadı yani. Sonra Bilal abi. Bilal abi dışarıda olan muhabbeti bak şimdi. Dışarıda tamam mı? Dışarıda herkes var ya havada uçuyor. Anladın mı? Dışarıda amına koyayım herkes birbirine vuruyor. İçeride Sefo ile Çakal tuvaletin içinde, tamam mı? Olaylarla hiç alakaları bile yok. Ama mekanı dağıttık biliyor musun? Hani bodyguardlar geldi, adamlar dedi ki... Kanka dışarıda olan muhabbeti anlatalım. Dışarıda kavga edenler Sefo'nun ekibi Ati, bir de... Hayır oğlum ben Ati, benle Ati karşı karşıya. Aynen. Fesi biz dışarıda kavga ediyoruz. Niye kanka kavga ama ne? Başkalarıyla mı kavga ediyoruz? Hayır oğlum kendi aramızda. Sefo kendi aramızda. Burası bayağı kanka mekan nasıl biliyor musun? Bak, welcome to Enes. Türkiye bro. Dışarıda ortam nasıl biliyor musun? Her şeyi kurmuşlar. Barbie heykelleri. Ya bir de nasıl oldu bilmem biliyor musun? Neler. Ya, şimdi bizim yanımızda bodyguardlar var ya. Onların yanında da bodyguardlar var. Bizim bodyguardlar bile birbirine girdi amına koyayım. Programın ardından ise Çakal Sefo'ya göndermeli olarak bir tweet paylaştı. Çakal, hani ben sana gelip çocukluk ettim deyip özür dilemişim ya. Neden o zaman Saygı bir konserinde sanatçıların arasında kavga potansiyelim olan herkes orada olmasına rağmen bir tek sen yoktun? Merak eden programı açıp çek etsin. Çocuklardan korkun ama güvenlik ordusuyla locada izledin. Seyfullah seni. Bölüm 3'te görüşürüz. Sefo, kavga potansiyeli olan herkes. Birader o kafanın içinde ne yaşıyorsun ya, çok merak ediyorum. Saygı konserinde kavga etmeyi mi planladın? Ya da hayatında kaç kez tek başına kavga ettin? O gün mekanda ne yaşandıysa onu anlattık. Tweetlerin kadar erkek olsaydın onu da anlatırdık. Sen bölüm 3'te ağlayabilirsin. Çakal da Sefo'nun bu tweetine daha ayrı yanıtını verdi. Geçtiğimiz aylarda OH'ın Baklava isimli dizisi GFM YouTube kanalında yayınlanmış ve Türkçe rap gündemine oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise Alba ve OH karşılıklı paylaştıkları açıklama yazılarıyla aralarında artık bir sorun bulunmadığını ve şarkının kaldırıldığını belirtti. Alba, Baklava isimli eser internetten kaldırılmıştır. OH'ın ve benim iznim olmadan yapılan herhangi bir yüklemede kullanıcı hakkında adli işlem başlatılacaktır. OH ile bugün epeyce istişare edip konuyu çözüme ulaştırmak üzere iletişimler gerçekleştirdik. Gerekli açıklamaları önümüzdeki günlerde kendisi yapmak üzere bize fikrini beyan etmiş, biz de konuyu buna hakkımız olsa da farklı mecralara taşımama kararı aldık. OH'a fiziki ya da manevi bir zarar gelsin istemeyiz. Açıklamalarını bekliyoruz. Tarafların birbirini anlaması, ortak paydada anlaşılması için yardımcı olduğundan dolayı Bossi'ye çok teşekkür ederiz. OH, böyle bir disleşme olayının hukuki süreçlere kadar gitmesine ve böyle şeylere gerek olmadığını konuşup iki taraflı uzlaşmaya karar verdik. Ben şahsen bu şarkının bu kadar fazla yayılacağını, olayın büyüyeceğini ve Alba'nın bu durumu sıkıntı edeceğini düşünmemiştim. Bunlar bu tarz atışmalar içinde olan şeyler olsa da bazen nasıl bir etki bırakacağını bilemeyebiliyor insan. Hakkını helal et. Kusura bakma, yolun bahtın açık olsun. Allame'nin kurucusu olduğu Van Lab'in Lab Cypher 1 projesi yakında yayınlanıyor. Cypher'da Joker'de bulunuyor. Joker, Substreet YouTube kanalının Timsah Hava programında kendisine gelen sevmediğin 3 rapçi sorusuna Killoki, Era 7 Capone ve Ati 242 yanıtını verdi. Sevmediğin 3 tane Türk rapçi sayar mısın? Sevmediğim 3 tane Türk rapçi sayarım. Ceza Strakop'u Fuat diyormuşum. Bu yeni çıkanlardan Killoki diye bir tane eleman var, onu sevmiyorum. Era 7 Capone diye bir yok var, onu sevmem. Para sayan değil, Era 7 para yapan bir makina. Bir de Ati 242'yi sevmiyorum. Seni sevmediklerini düşündüğün 3 rapçi sayar mısın?
Herkes. Programın yayınlanmasının ardından da Ati242'yi neden sevmediğini belirten bir tweet paylaştı. Joker, Ati'yi sevmiyorum, yaptığı müziği beğenmiyorum, bana hitap etmiyor ve hatta kişisel sorunlarım olduğu için haz etmiyorum. Popüler olup olmaması umurumda bile değil. What's the deal? Bir daha söylüyorum, Ati'yi sevmiyorum.